Şimdi sayı verilmiş. 3 ile tam bölünebilen 4 basamak sayılmış. 3 ile bölünebilmenin kuralı rakamların toplamı 3'ün katı olmak zorundaydı. Toplayalım. P artı R artı P artı P 3'ün katı olacak. Burada 3P artı R çıkıyor ortaya. 3'ün katı olacak. Tabii 3B 3'ün katı olduğu için hiç dikkate almaya gerek yok. Bizim R'miz 3'ün katı olacak. R yerine 3'ün katı olan sayılar yazacağız. Tabii 0 yazabiliriz. 0 da 3'ün katıdır. 0 katıdır. 0, 3, 6, 9 değerlerini alabilir. Bizden bu sayının kaç farklı şekilde yazılabileceği isteniyor. Bizden istenen bu. Şimdi bizim R'mizin alabileceği farklı değerler 0, 3, 6, 9. Yani toplam 4 tane. P'mizin alabileceği farklı değerlere bakalım. P'miz bir kere en başta olduğu için 0, 0 değerini alamaz. Rakamları farklı falan demiyor. Aynı rakamları yine kullanabiliriz. 1 alır, 2 alır, nokta nokta. 9'a kadar olan bütün değerleri alır. Demek ki bizim P'mizin 9 farklı değeri var. İkisini çarparsak 36 farklı sayı yazabiliriz. Yani P'miz 1 için 0, 3, 6, 9 yazarız. 2 için 0, 3, 6, 9. 4 çarpı 9'dan 36 tane olur.